Tahir biz buraya niye geldik? Ya sen Asiye ablayı kaçırdım derken ne demek istedin? Bak Tahir, bizim burada baş başa kaldığımız öğrenilirse... Nefes, revrevini hiç özlememişim ha. Üstün kirlenmiş, arkada valiz var. Al değiştirirsin. Ha, valiz mi? Ya hani burada az kalacaktık. Ya Tahir ne oluyor? Yiğidim, şu anana revrev yok der misin? Sen şimdi bir 10 dakika dinlen, ben sana kuymak yapayım, tamam mı aslanım? Tamam. Tahir abi. Söyle aslanım. Burada hiç kimse bizi bulamaz değil mi? Bulamayacak oğlum. Kimse bulamayacak bizi. Giysi mi? Evet, bir tane. Bunlar babam aldı. Değiştirebilir miyim? Bir de değiştiririz bir tane. Nefes, sakın gülme. Bak senin yüzünden yandım. Ben bir şey yapmadım ki. Kızım, öyle birden çıkılır mı? Vicdansız mısın? Ben sadece sen almışsın diye. Tamam Nefes, tamam. Haydi sofrayı kur. Oo, bir işe yara ya. Biz buraya niye geldik, onu söylemeyecek misin? Sonra Nefes, sonra. Hadi çık mutfaktan. Thank you.
Anneciğim yavaş. Ben yavaşım. Oğlum bu kadar açken o nasıl rahat rahat yemek yiyebildi ki anlamıyorum. Aslında rahat değildi. Ne? Oğlum? Yiğit. Babacığım bak sana ne getirdim. Hadi bir şeyler ye artık. Bak iki gündür lokma koymadın ağzına oğlum. Yemeyeceğim. Ben senin yaşındayken, yani çok küçükken, ne zaman yanlış yapsam, babam bana ceza verirdi. O zamanlarki cezam neydi biliyor musun oğlum? Açlık. Seni aç mı bırakıyordu? Ama belki de haklıydı. Yani hala unutamadığıma göre. Ama o yüzden baban açlığın ne demek olduğunu gayet iyi biliyor. Şu anda nasıl hissettiğini çok iyi biliyorum. Ve ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Hadi babacığım. Lütfen. Lütfen oğlum bir şeyler ya. Hadi babacığım. Teşekkür ederim babacığım. Sadece süt içerim. Anlaştık. Sütte içmezdim ki. Nasıl kuzusun?